Çabı'yı yürüttük geldik. Şimdi Leo'yu havalandırmak için terasa çıkardık. Biraz rüzgarlı. Ses kötü geliyor olabilir ama. Çabı normalde terasa çıkmıyor. Onu da getirdik. O yüzden biraz heyecanlı. Bir de buralar değişti. Haberi yok. Şimdi hepsini de kokluyor. Bakalım Leo ne yapacak? Leo! Oğlum esti mi oğlum sana ha? Esti mi oğlum sana? Tamam hadi yürüyelim bakalım. Leo tasmaya çok alışık. O yüzden ondan sıkılmıyor. Neden tasmalı demeyin. Çünkü ani bir Çabi'nin kovalaması, sinek ya da kuş uçması Leo'yu ürkütüyor ya da tetikliyor. Buralara çıkıyor. Bu ağaçlardan da Allah korusun aşağı atlayabilir. O yüzden kedilerimi serbest bırakmıyorum balkonda ve terasta. Onlarla böyle dolaşıyorum. Zaten bir süre sonra yorulup oturmak istiyor. Birlikte oturuyoruz, keyif yapıyoruz. Nane o, nane istiyor musun Leo? Sen nane sevmezsin oğlum. Çabi, bak bunları bulmuş yiyor. Aa Çabi, Çabi. Çilek yiyor Çabi, çilek. Çabi. Annem görmesin, annem görmesin. Çabi bir sürü çilek yedi tabi. Onları unutmuştum. Aşağıda bulunca lüp lüp götürdüm. Ama katır kutur ses geldi galiba şeyleri de yedi. Daha olmamış beyaz çilekleri de yedi. Nane yiyebilirsin Çabi. Nane vereyim mi? Otur nane vereceğim. Otur nane vereceğim. Nane delisi. Şimdi o saksının başına geçer. O bütün saksıyı yiyebilir. Oğlum. Çok yaramaz senin bu abin biliyor musun? Sen hiç yaramaz değilsin. Aferin benim Leo'ma. Bakalım Çabi ne yapıyor. Toprak yemiyorsun değil mi Çabi? Nane yiyebilirsin. Onlar nane. Çabi toprak yeme. Nane ye. Nane yiyor. Fesleğenleri de çok seviyor. Böyle kokulu otları seviyor. Çabi gel hadi gel. Gel. Leo sen yiyebilirsin çilek. Sen hiç yemedin. Senin de hakkın. Çabi. Çabi yeter. Bütün çilekleri yedin Çabi. Çabi. Gel ben sana mama vereyim. Çabi acıktın mı? Ha, bütün çilekleri yedi. Annem öldürecek bizi. Leo. Gel anneciğim. Gel çilek ye Leo'cum. İşte böyle. Oturmayı seviyor. Çok gezmeyi sevmiyor. Çünkü çimenleri gitti Leo'nun. Normalde böyle yeni bahar olduğunda limonlar filan çimleniyor. Diğer işte bazı topraklar çimleniyor. Çıkıp onları yiyor mu? Şu anda ben bütün kalan kuru çimenleri de yolduğum için Leo biraz mutsuz. Çimeni hiç kalmadı çünkü oğlumun. Leo'yu çok vahşi sananlara gelsin bu da. Böyle kucakta oturmayı daha çok seviyor benim oğlum. Değil mi güzelim? Azıcık vahşi tamam ısırmayı da seviyor ama böyle kucakta seviyor. Böyle oturuyoruz değil mi oğlum? Yerlerde sürünüyoruz oğlumla. Oh tamam çok sıkmayacağım. Çok sıkınca böyle bağırıyor sonra ısırabilir. Bırakalım gitsin. Kamerada rezillik çıkmasın. Neredesin oğlum? Çabi tamam. Midene dokunacak yeter. Çabi nane vereyim mi? Nane istiyor musun? Tamam.
Gel bakalım şuradan koparalım nane. Al bakalım. Otur. Ay nane için oturuyor yazık. Al bakalım. Aferin. Bir de Leo'ya deneyelim şimdi. Yeniden şöyle bir nane koparalım. Hop. Dur sen bekle bakalım Leo'ya deneyelim. Leo nane yiyecek mi? Nane yiyecek mi Leo? Yok, nane sevmiyor Leo. Çabiye verelim o zaman. Hoppaçka hoppaçka. Bizde nane ziyan olmaz değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Aferin. Oğlum onlar dikenli bak limon onlar. Hadi yürüyün bakalım gezelim. Çebi sürekli bir şey yeme derdinde. Aç o çünkü sokaktan yeni geldiğimiz için hemen ağzına bir şey atması lazım. Burada ne bulursa onu yiyor çarçöp. Onlar taş oğlum. Ben sana gel yemek vereyim aşağıda. Yemek vereyim mi? Mısır yiyecek misin? Mısır vereyim. Tamam. Güzel oğlum. Ay suratına gelmiş. Vahşi oğluma çok yakışıyor yeşil değil mi? Gözlerini ortaya çıkarıyor benim oğlumun. Hadi bakalım artık dinlenmeye içeri geçelim. Hadi. Çok rüzgar oldu. Sersem gibi olduk. Çoktandır dışarıdayız. Böyle gidip biraz uyuyalım. Çabi gel sana da mısır vereyim. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yaramazlık mı yapıyorsunuz siz iki kardeş? Abi kardeş. Sen de çok abisin ya Çabi. Yaramazların başı. Bak yine gitti çileye. Çabi. Annem geliyor şimdi. Nasıl kızacak annem? Gitti bütün çileklerim diyecek. O da sukulent manyağı. Sukulentleri yiyor. Yapma güzelim. Zararlıdır belki onlar. Yani zararlılar arasında yok galiba sukulent ama belli olmaz. Yeme.